Nasıl giriyor abi, şuna bak ya. Allah Allah. Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Evet. Bayağı bir zamandır video yok. Bayağı bir zamandır benden ses seda da çıkmıyor. Neredeyim ben? Bunların hepsini yarın anlatacağım. Belki de bugün anlatacağım. Belki de bu videoyu yarın atacağım. Belki bu video bugüne yetişmeyecek çünkü saat çok geç oldu lan. Dediğim gibi belki bu video bugüne bile yetişmeyecek. Bugüne yetiştirmeye çalışacağım. İnşallah yetiştiririm bugüne. Bu arada yeni şapkam var. Bakın yeni şapkamın önünde ne var? Pikachu. Pikachu'lu şapka aldım. Pikachu'lu cap. Bedavaya aldım. Tamam, neyse. Şimdi bugün izleyeceğimiz bir şeyler var. 20 videodur video izlemiyoruz. Neredeyse. Bayağı bir zamandır video izlemiyoruz. Bir ay oldu herhalde. Ve bugün çok güzel videolar buldum. Kameraya bakmam lazım, kendime değil. Shredding videoları buldum. Böyle bir şeyleri parçalamak ama hidrolik presle değil de makinayla parçalamak. Ve en önemlisi iPhone'un parçalanışını izleyeceğiz. Çok değerli mücevherlerin parçalanışını. Birçok özel şeyi göreceğiz. Hadi başlayalım. Ama dur. Bak unuttum. Uzun zamandır video çekmeyince unutuyorum. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve henüz videoyu beğenmediyseniz de lütfen beğenmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenen herkes çok güzel bir hafta geçirir. Atın tam üstüne gidecek bak. Böyle izleyeceğiz arkadaşlar bu videolukta. Şunun sesini hoparlörden kısayım ben en iyisi. Mikrofondan yankı yapmasın. Bunlar ne? Ha, araba varmış. O gösterdiği şey var. İskambil kağıtları var. Bu sadece ilk video. Daha telefonlara gireceğiz. Mücevherler falan varmış. Bayağı şeyler var. Çocukken her zaman almak istediğim şeylerden bir tanesi oyun hamuru. İçinden geçti lan. Oha. Oğlum bu makinaları nereden buluyorlar ya? Şimdi kim temizleyecek bu makinayı? Kutularıyla beraber atacak büyük ihtimal. Ne dedim? Oha! Abi çok iyi. Şu anda biraz fazla cansızım biliyorum. Ama şu çok iyiydi. Bu olay çok iyiydi. Arada bir öksürebilirim. Konuştukça öksüresim geliyor. Ama çok iyi bir olay değil mi? Abi ciddi misin? Aa, anladım mantığını. Ters bir şekilde çevirebiliyormuşsun. Ters çevirince de dışarı çıkıyor. Anladım. İskambil kağıtları. İskambil kağıdını bu içine koymak nereden aklına geldi be senin? Ezmez bence çünkü çok fazla deste iç içe orada. Evet, seksi ara sahneler koymak mecburi yani böyle videolara. Ama o kartları yani ayrı ayrı koyması lazım. 40-50 taneyi aynı anda attı manyak. Şimdi bence dağıtarak atacak. Aynı şeyi yapıyor. Kemik kırılma sesi gibi değil mi? Ulan çok iyi ha. Cidden hani çok halsizim ama çok iyi. Bu elinde tuttuğu şey çok güzel bir şeye benziyor. Bak çeviriyorsun. Çeviriyorsun. Yine aynı hale, yine aynı hale alıyor. Ben beğendim, çok güzel bir şey. Oha. Rubik küpüydü herhalde ismi. Onun gibi bir şey. Oğlum dışarı sıçradı lan hepsi. Orada bir çocuk mocuk olsa gözüne girecek anasını satayım. İçinin rengi dışının renginden daha güzel. Niye içinin rengi böyle? Çok saçma. Allah, Lamborghini. Lamborghini'yi ezecek. Bitch I know you see me in my Lamborghini. Oğlum çok güzel be. Ama bu makine küçük ya. Böyle her şeyi kırmıyor. Şey değil, kaliteli bir şey değil herhalde. Bu iğrenç bir şey oldu yani. Başarısız bir şey oldu. Sen niye bunu arka arkaya gösteriyorsun ki? Oo yanam oy. Hıh, şöyle ataydın. İçinden geçecek var ya, parçalayacak onu. Tahta parçalar atıyor şimdi. Oha oğlum ya. Çok kötü sıçrıyor ama. Cidden iyi sıçrıyor yani. Ben orada gözlüksüz duramam hani. O bu gözlükten de değil. Bayağı büyük bir gözlük takarım. Güvenlik gözlüğü takarım. Baksana nasıl sıçrıyor. Oha yok artık. Oğlum ağzına sıçtı telefonun.
Nokia N95, Nokia N97, Nokia 3210, Nokia 3340. Uydurdum ama ilk iki tanesini biliyorum. Hatta ikinci gösterdiğinin minisi vardı bende. N97 mini. Bak bu N95. Biliyorum bunu. Çok popülerdi lan bunlar. Ben küçükken, hani küçükken dediğim ilkokuldayken ben, bu telefonlar çok popülerdi. Birinin elinde bunları gördüğün zaman var ya, nevrin duruyordu. Bunların içinde çok saçma sapan iğrenç iki boyutlu oyunlar vardı. Ama bayağı eğlenceliydi yani o oyunlar. Cidden oyunları, şu anki oyunlar çıkmamış olsa da oyunları oynasak yani. Ne yani bu, ne için böyle fantazi yapıyor? Experiment at home. Aa, Nokia N97. Bunun minisi vardı bende işte. Bak ne yazıyor arkada. Nokia N series. Bir dakika. Bunun N97. Aha. Şurada N97 yazıyor. Dedim bu N97. Bunun minisi vardı bende. Çok saçma bir telefondu ama. Ne? Şimdi değeri yok ya, anasını satayım. Parçala. Ne oluyor? Niye makine böyle tribe giriyor? Oğlum makine çok güzel harbiden ama ha. Vallahi makine çok güzel. Düşünseniz abi, telefonunuzu buraya atıyorsunuz yani. Yemin ederim kafayı yerim. Vallahi billahi kafayı yerim. Tamam, tabakta göstermene gerek yok usta. Nokia Monster. Parçala. Ağla. Atsın bakalım bunu. Çok havalı bir telefon değil mi? Kapaklı böyle, yukarı doğru açılıyor. Biri aradığında fit diye atıyorsun, böyle açıyorsun. Baba merhaba. Cidden çok güzel bir telefon. Hani cidden çok havalı. Şu anki iPhone 7'den daha havalı. Yemin ederim daha havalı. Şunun karizmasına bak. Telefonu ortadan ikiye kırma özelliğine sahipsin. Ne kadar saçma. Adam sürekli böyle gösteriyor tabağa koyup ya. Helal olsun. Parçala. Nokia 3310. Değil bu ama. Bu 3310 değil. İçinden geçti, dışından çıktı. Anasını ağlattı ya telefonun. Bir tur daha dönmüyor bak. Bir kere ortadan içine girdiği zaman ikinci tur gelmiyor. Telefonlarda olmuyor yani. Bunu da yukarıdan atıyormuş. Yani azıcık ileri götürdüm yanlışlıkla. Hani öyle ağır çekim eklemeni gerektirecek bir şey yok ki. Gereksiz aksiyon yapıyor adam. Evet, değişik bir kılıflı telefon. 3310 yok herhalde bunların arasında. Tam o kadar fazla göstermene gerek yok telefonu yani. Atsana şunu artık, sinirimi bozdu. At. Oğlum. İyi parçalanıyor. Bana ne oluyor? Bir esniyorum, bir öksürüyorum. Kendimi anlamadım ha. Şimdi iPhone 7'ye yapılmaması gereken şeyi yapıyorlar. Onu izleyelim. Başlattım. Ha niye? Neden? Niye yapıyorsunuz? Sanki böyle bir hayvan ısırmış gibi duruyor anasını satayım. Oha, o ne lan? Yavaş yavaş yukarı çıkıyor. Neden? Neden yapıyorsunuz? Beyefendi. O diğer makinede yapsanız, ha yanlamasına koy, helal olsun. Benim aklıma gelmemişti valla. Şimdi tersini yapıyor. Arkalı önlü hayvan ısırmış gibi duruyor lan cihaz. Siyah bir şey çıkıyor oğlum, mürekkep balığı gibi telefon. Elini kapacak o var ya. Ama niye böyle bir şey yapıyor yani? Hani arkadaşıyla beraber durmuşlar. Gel iPhone'u kağıt kesme makinesinde parçalayalım, sonra videoya çekip YouTube'a atalım demişler. Niye? Tamam, özür dilerim. Sanırım bu adamlar bir kanalmış. 2,5 milyon izlenmeli videoları varmış. Böyle videolar yapıyorlarmış. O yüzden o kanal olmaya da bilir. İzlemeye devam edelim ama. Burada bir cihaz var. Matkapla çalıştırıyorlar.
What? Oğlum ne yaptı Red Bull'a ya? Teneke kutunun falan içinden geçiyor. Güzel yapmışlar ama ha, mantıklı. Oha. Bu neyi? iPhone'un arka camı bu sadece. Oğlum parçaladı lan. İşte bak şimdi iPhone'u atıyorlar. Asıl olay başlıyor. Onu bir kere içine alsın parçalayacak. Ya bir de sağlam telefonlar. Hani böyle ana sağlamış telefonları yapsalar vallahi üzülmeyeceğim. Sapa sağlam telefon oğlum. Cidden sinirim bozuldu şu anda. Neyse. Ha çalışıyor hala. Hadi devam et, ilerletelim. Oo. Ağzına sıçmışlar yani. Aha tam YouTube'luk bir video. YouTube Türkiye'lik bir video. Orbez bebek şeyi. Satisfying bir videoymuş. Neden ben öyle düşünmüyorum? Şu anda çok kötü sinirim bozuluyor. Bu bebekleri ben de küçükken alıyordum biliyor musunuz? Hani bayağı ilkokuldayken. Ama benimkiler hiç bu kadar büyümedi yani. Tamam bu kadar yeter, midem bulandı. Bak abi ne buldum? 1000 derece bıçak. 1000 derece bıçak vs Shredder. Shredder dediğim Teenage Mutant'ta vardı. Ama tamam olsun. 1000 derece bıçak vs Shredder. Oo, intro. Bizi ilgilendiren kısma geldim. Hiç boş muhabbetleri izlemeyeceğiz. Oha abi, hiç ağzına sıçtı bıçağın ama. Nasıl eğdi büktü bıçağı? Bence çok normal çünkü o bıçağın o sıcaklığı zaten o bıçağın ağzına sıçıyor. Biz bile onu hani masaya böyle sert bir şekilde bastırarak bükebilirdik yani bence. Çekerek onu çıkaramazsın. Manyak. Hobbit'te mi ne vardı? Bir filmde vardı. Kılıç çıkarıyorlardı böyle yerin dibinden. Kendini o adam sandı herhalde. Çıktıktan sonraki şeklini çok merak ediyorum. Oha abi makinayı komple söküyor. Yok artık harbiden makinayı komple söküyor. Bıçağa bak be. Lan dekorasyon olarak saklarım ben bunu. Bu bıçak değil, çatal olmuş. Yemin ederim çatal olmuş. Oğlum ağzına sıçmış ortalığın. Lan ikisi de bende olacak var ya, deneyeceğim bunu be. İşte bunlar güzel şeyler ya. Bir kere daha sokuyor. Ha reverb. Gerizekalı, ben de diyorum bir daha soktu. Reverse efekti atmış. Nasıl giriyor abi, şuna bak ya. Allah Allah. Aa Mr. Gear'ımız yeni bir şey çıkarmış. Dur. Liquid Nitrogen vs Pepsi. Üzüm mü bu? Liquid Nitrogen'le donduruyor adam. Ağzına sıçıyor her şeyin yani. Oğlum bu adam nasıl izleniyor lan? Attığı her bok izleniyor adamın milyonlarca. YouTube bu adam bence. Hiç boşları izlemeyelim. Direkt Pepsi'ye geçelim. Pepsi'yi böyle Liquid Nitrogen'den dondurdu. Bayağı donduruyor ama bu Liquid Nitrogen. Vuracak. Taş kırıyor gibi yani bildiğin. İçi de dondu bence. Çok büyük ihtimal. Bak. Hem de fena donmuş. Toz olmuş be. Toz olmuş bildiğin. Bunun konumuzdaki videoyla alakası yok ama izlemek istedi canım. Oğlum harika be. Lan düşmanla vurur gibi vuruyor anasını satayım. Pat pat pat. Ha açarsın. Aferin gerizekalı. Açmayı deniyor bir de Pepsi'yi. Toz olmuş ya. İçmeyin kola. Meyve suyu için, elma suyu için. Bende elma suyu var yanımda. Evet arkadaşlar, umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve henüz videoyu beğenmediyseniz de like tuşuna yumruk atmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz şurada bir tane daha videom var. Bu videoya benzer bir video. O videoyu da izlemeyi kesinlikle unutmayın. Onun altındakine tıklayarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Bu dediğim gibi bu videoya kesinlikle tıklayın. Çok güzel bir video oldu. Umarım onu da beğenirsiniz.
izlemişsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Like tuşuna yumruk atmayı unutmayın. Bay bay.